TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir gündem özel program ile daha sizlerle birlikteyiz efendim. Her hafta gündem özel programında gündemin önemli başlıklarını konuşmaya, değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışıyoruz. Özellikle önemli konuklarımızla birlikte. Bu haftaki gündem özel programında da yine çok çok önemli konuları gündemle alakalı gündemin en sıcak maddelerinden bir tanesini konuşacağız. Hem ekonomiye değinmiş olacağız aynı zamanda bu haftaki gündem özel programında. Hem de kripto paralar, özellikle kripto paralar. Paralarla alakalı ne gibi gelişmeler var? Ne olacak kripto paralar konusunda? İnsanlar ne kadar güvenmeli? Ya da kripto paranın aslında tüm detayı nedir? Bunları aktarmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağız değerli izleyenler. Çok önemli bir konuğumuz var. Avukat Muammer Uçan bizlerle birlikte. Tüm bu konularda bizlere gerçekten de çok çok önemli bilgiler verecek. Ne olacak kripto para? Nereye gidecek? Bu şekilde giderilirse bir mağduriyet olacak mı? Vesaire tüm detaylarını konuşacağız. Kripto paralarla alakalı tüm merak edilenleri bu programda yayınlayacağız değerli izleyenler. İlk olarak konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Muammer Bey merhaba. Merhabalar Yalçın Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Efendim bu hafta çok önemli bir konumuz var. Evet. Çok önemli de bir konuğumuz var. Teşekkür ederim. O yüzden çok önemli konuyken insanlar da çok meraklı bu konuda. Herkes düşünüyor bu nedir bu kripto paralar? Özellikle belli başlı paralar var. Belli başlı kripto paralarla alakalı nasıl yapılabilir, nasıl yapılamaz? Çok merak ediliyor. İnsanlar artık bu şeylerle o dalga grafik var ya onunla yaşar olduğu, sürekli bunları takip eder olduğu haritaları vesaire. O yüzden ne yapılacak, ne yapılmayacak tüm detaylarını sizden dinlemeye çalışacağız efendim. İnşallah Yalçın. Uygun Bey, mudur? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi kırmadınız buralara kadar geldiniz. Çok çok teşekkürler. Değerli izleyenler yine söylüyorum. Kripto para konusunda özellikle gelecekte kripto parayla alakalı neler olabilir? Kripto para bizleri yarı yolda bırakabilir mi? Ya da sorunlar, mağduriyetler artabilir mi? Bütün bunların detaylarını konuşacağız. Aslında kripto paralarla alakalı bu kadar kar elde edilebiliyor mu? Tüm detaylarını biz soracağız efendim. Muammer Bey de bizlere aktarmaya çalışacak diyelim. Efendim ilk olarak isterseniz nedir bu kripto paralar? Buyurun dinleyelim. Yalçın Bey, şimdi öncelikle kripto paraların ne olduğunu tanımını teknik olarak yapmadan önce biz para kavramının insanlık tarihi açısından nasıl bir süreç işlediğinden kısaca bir bahsedersek tabii. Kripto paranın da aslında mantığının nasıl oluşacağını görebiliriz. Şimdi Yalçın Bey, tarih öncesi dönemlere baktığımızda insanlar para kavramını veya değerli maden kavramını bilmediklerini görüyoruz. Yani ihtiyacınız arpaysa veya meyveyse siz de elinizdeki buğdayla, yani elinizde olan bir metayla bunu takas yöntemini tercih ediyordunuz. Daha sonra zamanla insanlar sosyalleşip birbiriyle olan iletişimleri biraz daha kuvvetlenince bu toplum artık şuna karar verdi. Dedi ki biz bu takas yerine geçecek bir emtia, bir metanın ortaya çıkmasını istiyoruz. Öncelikle bulgulardan bahsetmek gerekirse deniz kabukları bu takas yönteminde para yerine geçti. Örnek veriyorum. Büyüklüğüne göre veya şekline göre bir deniz kabuğunun işte 10 kilo buğday edeceği soyut şekilde o toplum tarafından o deniz kabuğuna bir değer izafe edildi. Evet. Daha sonra bu deniz kabuklarının taşınması zorlaşıp yine zorluklar başlayınca toplum bu sefer dedi ki biz bir tabii madencilik de başladı o dönemde. Biz değerli ve az bulunan madenleri bu deniz kabuğu yerine kullanalım. Hem nakli kolay olsun hem de değeri kaybolmasın. Altın ve gümüş de burada hayatımıza girdi. Yine ilerleyen süreçlerde, yakın tarihte baktılar ki altını, gümüşü işte keseyle taşımak zor, nakli zor, yolda işte çalınabiliyor. Devletler banknot basmaya başladı. Dediler ki işte bir kilo ben buraya altın koyduysam bunun karşılığı banknot da burada. Yani yine bir soyut değer atfedildi bu kağıt parçalarına. Ama toplum bunu kabul etti. Bakın o dönemde altından vazgeçmeyen veya gümüşten vazgeçmeyen bir grup var. Yani kağıt parayı kabul etmeyen, onun değerine güvenmeyen ciddi bir aslında nüfus vardı. Şimdi 1944 yılında altın karşılığı para basımı kabul edilirken 1977 yılına geldiğimizde Amerika Merkez Bankası dedi ki ben artık dolarımı altın karşılığı basmayacağım. Yani karşılıksız dolar basacağım. Şimdi toplum artık dolara öyle bir
değer atfetmiş ki karşılığında altının olup olmadığına bakmıyor. Doların var olması, cebinde olması artık onun neler satın alabileceğine dair bizim soyut bir öngörümüz haline geldi. Şimdi bu süreçte tabii yine 1900 yılların başında Amerika'daki özellikle binlerce çeşit dolar var. Şimdi bu 1944'ten önce toplanan bütün dolarlar, her bölgeye özgü dolarlar tek çatı altında bir dolar haline getirildi. Tabii 1977'den sonraki süreçte de özellikle karşılıksız dolar basma, yani dolar sürme dönemi başlamış oldu. Tabii dünya hızla değişiyor. Aslında biz bu geçişlerden birine şahit olduk bu süreçte. Yani o tarih öncesindeki deniz kabuğundan altına geçme, altından paraya geçme dönemi bizim yaşadığımız döneme tekabül etti. Yeni bir döneme mi geçiyoruz? Şu anda yeni bir döneme geçiyoruz. Yeni bir dönemdeki amacımız da şu, tabii bunu da söyleyeceğiz. Şimdi ülkelerin sınırsızca para basma önü açıldığı için şimdi devletler, merkezi yönetimler ekonomiye müdahale etmeyi artık bu karşılıksız basmış oldukları banknotlarla başladılar. Ama şu bir dezavantajdı, ilerleyen süreçte sürekli para basması doların veya basılan banknotun sürekli değer kaybetmesine yol açtı. Çünkü sınırı yok, sınırsız basma imkanınız var. Şimdi ekonomik krizlerde para değer kaybedince, satın alma gücü düşünce yeni bir arayış başladı insanlarda. Yani tabii bu arayış bizlerle değil ama daha farklı düşünen, daha gelecek vari düşünen, yani geleceği öngörebilen insanlar dediler ki ya merkez bankalarının kontrolü olmasın, devletlerin kontrolü olmasın, işte değerini biz belirleyelim, topluluk belirlesin, yani arzı belli olsun, işte değişmeyen kurallara bağlı olsun ama değeri biz yine belirleyelim. İşte kullanıcının kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulmasın, biz bir para çıkartalım. Tabii bu süreç öncelikli olarak farklı bir şey olan elektronik paranın işte 1980'lerde 90'larda başlayan ivmesiyle beraber artık daha karmaşık, kimsenin müdahalede bulunamayacağı, kriptografi sisteminin kullandığı, belli algoritmaların kullanıldığı yeni bir para türü çıkardı. Bu paraya da biz kripto paralar dedik. Yani bir blok zincirinin altyapısını kullanarak üretilmiş, belli arzı olan, aslında hani çoğu, hepsi için böyle diyebiliriz, bazıları için arz dengesi kurulmamış olabilir ama bir blok zinciri oluşturulmuş, dışarıdan müdahalenin edilmesi mümkün olmayan bir para sistemi ortaya çıktı. Buna da biz kripto para dedik. Zaten 2008 yılındaydı sanırım. Buradan da şey yapayım. Evet. Satoshi Nakamoto tarafından bir yazılan ilk blokla aslında Bitcoin'in birinci adımı atılarak Bitcoin artık piyasaya arz edilmiş oldu. Burada hani kripto parayı az çok tanımladığımı söyle, evet, yani açıklamaya çalışıyorum. Özür dilerim. Çünkü buradaki amacım şu, kripto paranın aslında çok teknik boyutları var, blok zincirinde özellikle. Ama hani bundan ziyade ne olduğunu anlamaya çalışmak daha mantıklı. Bu Bitcoin'in, Ethereum'un hani ne olduğunu anlayabilirsek kripto paranın mantığı bence toplum tarafından da algılanabilecek. Peki nedir efendim onlarda? Çeşitleri mi? Aynen. Şimdi biz tabii öncelikli olarak Bitcoin'i gördük. Bitcoin altcoin'lerini oluşturdu. Yani bu altcoin'ler yeni kendi sistemleriyle, örnek veriyorum, kendi yazılımlarıyla beraber Ethereum şu anda Bitcoin'den sonra gelen en önemli kripto para. Yine bu kripto paraların sağlayıcıları tarafından, yani takas bank gibi düşünelim, sağlayıcılar tarafından Binance şu anda gündeme geldi. XRP şu anda yine gündemde. Tabii internette özellikle sosyal medyayı takip edenler Dogecoin'i görüyorlardır. Çünkü sürekli artış azalışla beraber hani dengesiz bir yapıya kavuştu. Bunun yanında Facebook'un kendi çıkartmış olduğu Libra diye bir şey var, para var. Hatta mizah amaçlı bile paralar çıkartılıyor. Şu son günlerde Türkiye'deki işte pazarlara açıklama yapan bir suç örgütü liderinin adıyla şu anda kripto para bile üretildi. Yani şu anda değeri de cidden yüksek vaziyette ama mizah amaçlı üretildi. Evet. Yani herhangi bir şu anda satışta vesaire kullanılmıyor ama hani aslında binlerce çeşit şu anda piyasada kripto paramız mevcut. Yani biz burada önemli olan bizim için
en önemlileri Bitcoin ve Ethereum. Evet. Peki efendim, bizim kripto paraya ihtiyacımız var mıydı? Ülke olarak ya da dünya olarak, ki biz bu kripto paralara geçiş yapıyoruz şu anda. Böyle bir dönemdeyiz. Şimdi Yalçın Bey, ben öncelikle şunu da söyleyeyim. Bu kripto paranın en önemli avantajlarından biri transferindeki maliyetsizlik ve hız. Hı hı. Yani dünya kıtalar arasında para transferi yapacağınız zaman bir maliyet olmadan ve çok hızlı bir şekilde paranın bir yerden bir yere aktarılması mümkün. Maalesef şu anki finans sisteminde hem bu maliyetli hem de zaman alan bir süreç. Dolayısıyla dünyanın artık hız çağını yaşadığı bu dönemde kripto paraların transfer şeklinde kullanılması ciddi bir öneme sahip. Hani belki biz şu anda bunu fark etmiyoruz. Çünkü hani bizim yaşantımız hala yavaş ilerleyebiliyor. Tabii 80'de yaşayanlara göre, 60'da yaşayanlara göre oldukça hızlıyız ama hani belli işleri yapanlar, örnek veriyorum, borsa brokerları için 1 milisaniyenin bile önemi var. Dolayısıyla bu sistemin kullanılması onlar için elzem, önemli. Evet. Türkiye'nin ihtiyacı var bu sisteme. Şimdi hiçbir ülkenin aslında bu sisteme ihtiyacı yok. Şimdi biz buradaki amaç şu, hani ülkemiz için ne gibi bir katkıları olur? Şu anda yeni bir dünya düzeni kuruluyor parayla alakalı. İlgi odağını ülkemize çekebilirsek, gerekli hukuksal regülasyonları, düzenlemeleri yapabilirsek, biz de belki bu yüzyılın İsviçre'si olacağız. Yani bunu yapabilmek önemli. Çünkü yani bunu bir kaynak. Fırsata çeviren tabii, ülke öyle mi olacak? Şu anda Asya ülkelerinin tamamı bunu fırsatı çevirebiliyor. Hı hı. Mesela Japonya'da, şu anda Malezya'da, Güney Kore'de ciddi bir düzenleme var. Nasıl yapıyorlar bunu mesela? Şimdi bunu şöyle yapabiliyor. Yani öncelikle bir tabii bunu tanımak gerekir. Yani kripto paraların özellikle piyasada tedavül ürünü olarak kullanıldığını, yani tedavülde olduğunu kabul etmek gerekiyor. İkincisi, bu Bitcoin, işte Ethereum'u sağlayan bazı kuruluşlar var. Yani aracı firmalar var. Bu aracı firmalarla alakalı düzenlemeler yapıldı. Şimdi ülkemizde henüz böyle bir düzenleme yok. İşte Avrupa ülkelerinde böyle bir düzenleme yok ama şu anda Asya ülkeleri, Japonya, Güney Kore, Malezya, şu anda bildiğim ülkeler, bunlar ciddi bir düzenleme yaptı. Yani orada siz bu ürünü alacaksanız ciddi bir güvenlik problemi yaşamıyorsunuz. Yani yaşadığımız işte Türkiye'deki ikinci Tosun vakasında da hani gördük. Şimdi burada güvenlik önemli. Yani o kişinin parası soğuk cüzdanla dışarı çıkarılmış olsa bile kişinin parasının orada garanti altında tutulması var. Şimdi bu sağlanmış oralarda. Dolayısıyla insanlar bu sistemleri kullanarak, yani onların kendi bankalarını, kripto bank diyebiliriz bunlara, kullanarak orada kendi işte nakitleriyle, kendi emtialarıyla bu kripto paraları satın alıyor. Ve dolayısıyla orada biriken döviz veya nakit yine iç piyasada kredi olarak üreticilerine sunulabiliyor. Yani ciddi bir avantaj aslında. Evet. Peki efendim, soğuk cüzdan diye bir terim kullandınız. Evet. Nedir bu? Şimdi bizde aslında farklı, yani çok farklı çeşitlerde cüzdan kavramları ortaya çıktı ama burada önemli olan bizim, yani vatandaş olarak kullanabileceğimiz iki tür cüzdan uygulaması var. Sıcak cüzdan dediğimiz, bir de soğuk cüzdan dediğimiz uygulama. Sıcak cüzdan işte bu arz edilen alım-satım platformlarında kullanılan cüzdan. Örnek veriyorum, telefonunuza işte bu sistemi yüklersiniz. Telefonunuzda sizin bu alım satım platformu sizin şifrenizi bilir. Yani o akıllı sözleşme kavramını bilir. O şeyleri, özür dilerim, anahtar kodlarını bilerek sizi oraya girdirebilir. Yani şimdi bu programda şifreyi unuttunuz veya telefonunuzu kaybettiniz, bu sıcak cüzdanınız kaybolabilir. Tabii bu sistem online, yani sürekli o blok zinciri telefonunuza indirir. Yani siz talimat vererek satış ve alışı buradan gerçekleştirebilirsiniz. Yani aslında bir nebze siz başkalarına devrediyorsunuz. İşte bu ismini vermemde sakınca var mı bilmiyorum ama işte yine alım satım platformu, hani insanları mağdur eden platform. Onun ismini vermeyelim de. Tabii sıcak cüzdan uygulamasıyla, örnek veriyorum, siz ben 10 tane Bitcoin'imiz olduğunu varsayalım.
o alım satım platformunun cüzdanında duruyor. Ve biz orada sahip olduğumuzu biliyoruz onun sisteminde. Şimdi orada ne yaptı oranın sahibi? Bir USB taktı. Yani adını öyle diyoruz. USB taktı, fiziksel bir araç taktı. Bütün Bitcoin'lerini, Ethereum'larını, kripto paralarını bu sistem içerisine yükledi. Kapattı ve yurt dışına çıktı. Tüm para buradaydı. Bu da soğuk cüzdan işte. Şimdi çeyrek altın gibi düşünün. Yani soğuk cüzdan alıyorsunuz, bunun içine koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz, kasanıza koydunuz. Anahtarınızı bildiğiniz sürece anahtar kodlarını bu soğuk cüzdanı 10 yıl sonra çıkardığınızda da kullanabiliyorsunuz. Ama sıcak cüzdan uygulaması çevrim içi çalışan genellikle, hani çevrim dışı çalışan masaüstü uygulamaları da var ama çevrim içi çalışan daha çok alsat platformu şeklinde değerlendirilebilecek cüzdan uygulamaları. Evet. Şimdi o son dolandırıcılık olayının detayına ineceğiz. Şimdi çünkü şöyle, bu insanların kripto paraya karşı önemli bir güvenini kırdı. Evet. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Ona ayrı bir parantez açacağız. Öncelikle bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi pandemi başladı. Özellikle 1,5 yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz koronavirüste. Bu pandemi kripto paranın çıkışına bir ön ayak mı oldu? Kripto para 2008'den bu yana var. Yani bu ciddi şekilde de aslında dünya kamuoyunda gündeme geliyordu. Türkiye'de de aslında bilişim sistemlerine az çok meraklı olan işte bu sistemin biraz daha uzmanlarını takip eden insanlar aslında yaklaşık 4 senedir ya da 5 senedir Türkiye'de bunun ne kadar önemli olduğunu varsayabiliyorlardı. Tabii pandemide insanlar dikkat ederseniz borsaya girişleri de çok arttı. Evet. Yani şimdi borsaya girişleriyle beraber aslında bu borsa sonrası para kazanma aracı haline getirildi. Yani alsatlarla işte değeri bugün 1000 dolarsa yarın 2000 dolara çıkacağı beklentisiyle bazı işte altcoin'ler ya da Bitcoin satın alınmaya başladı. Yani alsat yaparak para kazanma süreci başladı. Aslında bu süreç bilinmesinden ziyade insanların birazcık da kolay para kazanma algısının elindeki işte TL'nin veya doların sürekli alım gücünün düşmesinden kaynaklı yeni bir arayışlara girdi. Bu arayışlar önce borsa oldu. Borsanın tepe taklak olmasıyla bir süre sonra bu yöneliş işte kripto paralara doğru yöneldi. Evet. Borsaya da değineceğiz yine ama şunu hemen sormak istiyorum. Kripto para kolay para kazanma aracı mı aslında? Şimdi Yalçın Bey biz kripto parada örnek Bitcoin üzerinden konuşalım. Yani çok çeşitli aynen, kripto en bilinen paralar. Bitcoin üzerinden konuşalım. Şimdi Bitcoin'in ne kadar üretilebileceği, yani ne kadar piyasaya arz edilebileceği belli. Evet. 21 milyon adet. Şu anda 18.6 milyon, belki biraz daha artmıştır ama 18.6 milyon adet Bitcoin var piyasada. Evet. Şimdi bu kalan yaklaşık 2.4 milyon Bitcoin'in 2140 yılına kadar piyasaya arz edilmesi bekleniyor. Çünkü her seferinde madencilik yapılan sistem az Bitcoin vermeye başlayacak. Hani bu da 2140 yılına kadar toplam 21 milyon adet Bitcoin'in üretilebileceği görülüyor. Şimdi yatırım aracı olabilir mi? Kesinlikle olur. Hani kesinlikle bir yatırım aracıdır. Ancak al satlarla beraber bir yatırım aracı olarak görülmesine karşıyım ben. Çünkü 24 saat 7 gün işleyen bir piyasa bu. Ve dediğim gibi değeri işte atfedilen değer topluluğun belirlediği bir değer olduğu için her an değişebilir. Artabilir, azalabilir. İlerleyen süreçte ben değerinin kesinlikle çok daha fazla artacağına inanıyorum. Ama bu süreç içerisinde dediğim gibi alsatlarla ciddi bunalım yaşayan, intihar eden insanlar var. Yani o risklere girilebilecek bir sistem değil kripto para. Ama uzun vadeli yatırımda. Yani işte Kayseri'de klasiktir. Ya şuradan bir arsa al. Sen görmezsen çocuğun görür. O görmezse torunun görür. Mantığıyla bir yatırım vardır. Bu tarz yatırım mantığıyla hareket eden insanlar için bence ciddi bir yatırım aracı Bitcoin. Ama kolay yoldan para kazanma da denemez o zaman. Doğru mu efendim? Şimdi Yalçın Bey, borsa da böyle. Yasal, legal. Herkesin girebileceği bir sistem borsa.
Borsada da bu riskler var. Evet. Yani insanların gözünü korkuturken biraz da hani legal olanlarına da bakmak lazım. Şimdi kabul edilmedi bizde Bitcoin henüz. Aynen. Hani tedavül ürünü olarak kullanılmıyor veya işte borsa şeklinde düşünülmüyor ama borsada aynı sistemi kullanıyor. Yani biz atfediyoruz o değeri. İşte yatırım yaptı, değer kazandı şirket, o şirketin değeri soyut olarak artmaya başlıyor. Evet. Ama maalesef kripto parada böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani borsayla aynı benim mantığımda. Ama al-satla beraber para kazanılacak bir şey değil. Çünkü çok anlık değişiyor. İnsanları ciddi kötü etkileyebilecek bir yatırım aracı kısa dönemde. Ama uzun dönemde ciddi uzun bir, yani ciddi güzel bir yatırım aracı. Evet, olabilir. Pekala efendim, kripto paralar güvenli mi? Şimdi şu ana kadar dünyanın görmüş olduğu en güvenli finans aracı Neden? Bitcoin. Şimdi dedik ya 21 milyon üretim sınırı Evet. var. Şimdi birincisi bu. Bu Neden en 20 milyon bir başta. de? Şimdi en baştan bunu belirledi. Blok zincire, yani o kripto algoritma 21 milyon adet üretileceği netleştirilip ilk blok zinciri 2008 yılında yazıldı. İlk Evet. blok yazıldı. Şimdi piyasada duymuşsunuzdur toplumda işte Bitcoin madenciliği yaparak para kazanıyor şeyi var. Şimdi bir transfer gerçekleştirdiğinde işte madenci önce buna onay veriyor. Yani o aslında sistemi yeni kodlar yazıyor. Bu kod işlem havuzunda toplanıp tüm kullanıcılar tarafından onay veriliyor. Onay blok zincirine yazılıyor. Şimdi bir örümcek ağ gibi düşünün Yalçın Bey. Bu örümcek ağ işte her noktaya temas etmeye başladı ve komplike bir ağ şekline geldi. Evet. Yani kırılması zor bir algoritma şekline geldi. Örnek veriyorum, bugün o algoritmayı, yani kripto paranın algoritmasını çözebilecek bir şey şu anda uzay ajanslarının kullandığı süper bilgisayarlar. Bu bilgisayarların bu sistemi kırabilmesi, yani hackleyebilmesi, bozabilmesi milyonlarca yıl sürebilir. Bir de her bilgisayar, yani çok bilgisayar olduğu için, doğru mu efendim? Her kullanıcının aslında bir erişim ağı bu sohbeti, Tabii muhabbeti herkese olacak. açık. Aynen. Yani o aslında blok oluşan, blok zinciri, yani zincir gibi düşünün. Birinci zinciri taktınız, arkasından gelenler diğer zincirleri taktı Aynen. ve güçlendi. Yani dediğim gibi şu anda süper bilgisayar dediğimiz bu uzay ajanslarının kullandığı, işlem yapan sistemlerin bile bu kriptoyu çözebilmesi milyonlarca yıl alabilir gözüyle bakılıyor. Yani bu da ciddi bir şey. Hani güvenlik aslında. Hadi buradaki güvenlik açığı yine insan faktöründen kaynaklanıyor. Son yaşadığımız örnekte Tabii. de bunu verebiliriz. Pekala, hemen yine oraya gelelim efendim. Şimdi bir firma, kripto parayla uğraşan bir firma insanları dolandırdı ve az önce örneğini verdiniz. Belli başlı sistemine yükledikten sonra insanların oraya yüklediği paraları, işte coinleri, artık neyse, bunları alarak gitti. Doğru mu efendim? Evet. Yurt dışına kaçtı. Peki bu şekilde mağduriyetler olacak mı? Bu, ya da bu mağduriyet neden oldu? Ya bu mağduriyetin yaşanmasının en büyük sebebi bir hukuki düzenlemenin olmamasıydı. Yalçın Bey. Yani şöyle, hukuki düzenlemeden kastımız şu. Şimdi bu alım satım platformunu oluşturacak firmalardan bir banka algısıyla hareket etmesini beklenirdi. Yani aslında hukukun işte siz şu kadar garanti miktarı yatırmanız gerekir. Şu hukuki düzenlemelere uymanız gerekir. Örnek veriyorum, MASAK'a, Türkiye için söylüyorum, bilgi vermeniz gerekir gibi regülasyonlara ihtiyaç vardı. Bu düzenlenmedi. Yani çok boş bir alanda insanların parası bir yerde toplandı. O paranın kullanımı, o fonun kullanımı tamamen o sistemi uygulayanlara, o sistemin yazılımcılarına bırakıldı. Evet. Dolayısıyla aslında bu ciddi bir güvenlik açığıydı. Yani dolandırılmaya müsait bir Hepsi kurumdu. Böyle mi şimdi bu? Şu anda hepsi böyle. O zaman herkes dolandırılabilir. Tabii. Yani burada firmaların kendi gücü var. İleriye dönük güçlü şirket olma algıları var. Yani tamamen biz centilmenlik anlaşması gibi onlara bıraktık. Ama şu anda yeni düzenleme var. Düzenleme yapılacak. Çünkü dünya artık değişirken Türkiye Avrupa'nın da önüne geçti bu sistemde. Yani şu anda ilk 15 ülkenin de en başında geliyoruz biz. Bu kripto parayı kullanan ülkeler bakımından. Dünyada da sanırım ikinci ülkeyiz.
kripto para alım satımı konusunda. Şimdi yeni bir sistem, hani bu alım satım platformlarına bir düzenleme getirilecek. Bu düzenlemede muhtemelen belli bir teminatın öncelikle Merkez Bankası'na yatırılması, işte şüpheli işlem bildirimlerinin direkt MASAK'a bildirilmesi, hani kara para aklamanın önüne geçilmesi gibi hukuki düzenlemelerle sorumlu olacaklar. Yani insanlar oraya mesela şu şekilde, şimdi şu güvenli olsa bile, şimdi bunun bir yasal düzenlemesi olsa bile bence çok iyi bir şey getiremeyebilir. Neden? Mesela şöyle, şimdi TODEX'di, ismini de verdik ama o mesela gitti. Örneğin şimdi onu getirebilecek bir yasal düzenleme zaten yok. Yok o hani... Yani mesela bu zaten insanlara güvenilirlik şeyini vermez ki yani. Nasıl olabilir mesela? Şimdi siz yatırım yaptığınız kadar, güven alabileceğiniz kadar parayı oraya teminat olarak verirseniz, yani Merkez Bankası'na verirseniz, devlet de belli garantileri verirse yatırımcıyı çekebilirsiniz. Şu anda siz bankada paranız var. Bankaya ne kadar güvenebilirsiniz? İşte bankanın eski dönemlerde vardı, hortumladı, kaçtı yurt dışına. Neyi tahsil edebileceksiniz? Bu da aynı sistem. Ama burada işte bankanın o hukuki düzenlemelerini biz alım satım platformlarında uygulayabilirsek, aynı banka güvenilirliğini buraya getirirsek dolandırıcılık faaliyeti mümkün olduğu kadar azalır. Şimdi bir yine ülkemizde bazı dolandırıcılıklardan bir tanesinden de şöyle bir tosuncuk muhabbeti vardı. Yine böyle bir vurgun, milyonluk bir vurgun olmuştu. Yine bu sonki kripto paralarla alakalı ki vurgun ikinci oldu. Üçüncü bir tosuncuk vakası olabilir yani, doğru mu? Yani insanoğlu bu olabilir yani, yapılabilir. Peki insanlar bu konuda ne yapsın efendim? Nasıl bir tedbir alsınlar? Ya şimdi soğuk cüzdan uygulamalarını herkes tavsiye etmeye başladı şu süreçte. Yani kendi eline alması, tutmuş olduğu işte almış olduğu işte yatırım yapmış olduğu kripto parayı eline alabilirse bir çeşit önüne geçeriz. Evet. Ama insanlar tabii bunda alım satımla para kazanma amacı güttüğü için sıcak cüzdan uygulamasının alım satım platformlarının yaygınlaşmasının önüne geçemeyiz. Şimdi bu bir risktir. Evet. Peki efendim bu kripto paralarla şu anda hani sadece kar elde edebiliyoruz, doğru mu? Hı. Bir alışveriş yapamıyoruz. Yapılabiliyor. Dünyada belli noktalar belli yerde var tabii. Türkiye'de yok ama. Türkiye'de yok şu anda bildiğim kadarıyla. Peki bu olmadan, yani böyle bir durum olmadan amaç sadece insanların para kazanması mı? Ya Türkiye'de şu anda para kazanmak. Yani uzun vadeli yatırım değil. Şu anda yeni sanırım anlaşmalarını iptal etti. Yani kabul etmişti daha önceden. Bu Tesla şirketi araç satabiliyordu. Evet, Bitcoin üzerinden. Aynen. Bildiğim kadarıyla vazgeçti Bitcoin'den. Kendi Dogecoin'i öne sürüyor. Herhalde onunla satışa devam ediyor diye biliyorum. Belli internet sitelerinde de nokta nokta hangi ülkelerde hangi kurumların Bitcoin kabul ettiğine dair bir harita var mevcut. Bazı bankalar Bitcoin hesapları açtı. Bitcoin'le alışverişe imkan tanıyabiliyor ama bunu dediğim gibi direkt Bitcoin'le değil, Bitcoin'in bölünebilir özelliğini kullanarak önce o anki kurla nakde çeviriyor. Bunu kullanmasına izin veriyor. Evet. Peki efendim böyle giderse, bu şekilde devam ederse insanlar ileride ne bileyim maaşlarını Bitcoin'le mi alacak? Bitcoin mi ödenecek ya da ne bileyim artık altcoin'ler vesaire ya böyle mi olacak? Yani en her başta şeye dahil olacak söylemiştim mı? Aslında bu konuyla alakalı tarih kitapları önerilebilir. Ben bu konuda mesela Homo Sapiens'i ciddi manada öneriyorum. Yani insanoğlunun tarihi gelişiminin nasıl gerçekleştiğini, yani bir milletin değil bir insan türünün nasıl tarihsel bakımdan geliştiğini, sosyo-kültürel alanda nasıl geliştiğini güzel teorilerle anlatıyor. Burada şimdi bizim bu yaşadığımız kafa karışıklığı, örnek veriyorum, altını cebinde tutan bir adamın elinde yani ürünü satarken banknotla karşılaşmasıyla aynı. Çünkü onun için bu bir kağıt parçası. Yani bir anlamı yok. Ama daha önceden altını alıp eline, işte altın olduğunu anlayıp ısırıp kesesinin içine attığında onun sıcaklığı ona yetiyordu. Daha sonradan soğuk kağıt parçaları geldi. Evet, 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 doğru. Ve o şoku yaşayabilir. Yani biz bundan sonra maaşımızı bu banknotla mı alacağız? Yani bu ne ki algısı var. Ama şu anda günümüze geldiğinde ben size bir banknot çıkarttığımda siz hiç bunu sorgulamadan, çünkü ona ne alınabileceğini biliyorsunuz. Yani öyle bir değer atfetmişiz. Alabiliyorsunuz. Şimdi bu yaşadığımız kafa karışıklığın temeli
o değişime direnmek. Yani biz değişime direniyoruz. Yani insanoğlu biraz muhafazakar bu konuda. Değişime direniyoruz. Ama emin olun 100 yıl sonra da bizim bu değişime niye direndiğimizi önümüzdeki nesiller anlamayacaklar. Çünkü onlar da başka bir değişimle karşı karşıya kalabilecekler. Biz aslında değişimi mi çok böyle benimseyemiyoruz? Tabii şu anda değişim benimsenme bir de çok hızlı gerçekleşiyor bu. Yani işte takas usulünden örnek verdim. Deniz kabuğuna geçiş 400-500 yıl sürmüştür. Yani o dönemin etkileşim düşünüldü. Aynen. İşte altına geçiş 200-300 yıl sürmüştür. Ya da altından banknota geçiş en az bir 100 yıl sürmüştür. Evet. Şimdi bize birkaç sene içerisinde değişimi kabul edin deniyor. Zaten hani insanın doğasına da aykırı bu. Ama zamanla bu emin olun yerine geçecektir. Yani insanın şöyle Muammer Bey, böyle düşündüğü zaman biraz derinden aklına gelmeyen şey kalmıyor. Yani mesela pandemiden az önce bahsettiğim gibi mesela son 1,5-2 yılda insanlar daha böyle hemhal oldu. Kripto paralarla ya da borsayla vesaire. Şimdi bakıldığı zaman da pandemi söz konusu, koronavirüs diyoruz. Kimisi koronavirüsü işte yapay bir laboratuvarda yapılan bir madde olduğunu düşünüyor. Kimisi gerçekten böyle olduğunu, bir hastalık olduğunu düşünüyor, ama böyle bakıldığı zaman da hani Bitcoin ya da diğer coinler ya da işte kripto paralar vesaire şu an dünyamızda ve gelecek dünyamızı şekillendirmeye çalışıyor. Bununla alakalı bizleri çok fazla, bizlere iyi gelen, olumlu gelen yönleri de var. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi pandemiden bu yana da böyle bir durum var. Şimdi pandemiyi işte böyle bir plana denk getirirsek, planın dallarından bir tanesi de işte bu sanal paralar, işte kripto paralar, bunların geleceği, yeni dünya düzeninin bir dalı da bu mu diye insanın aklına gelmiyor değil açıkçası. Ben eminim ki izleyicilerimiz böyle düşünüyordur bazıları. Ya şüphesiz bu düşünceleri bence haksız değil. Hı hı. İşte ben üniversitede essay yazdığım zamanlarda bizde bir zorunlu bir essay vardı. Bu essay'de sürekli işte belli konular üzerine işte yabancı dilde makale yazmamız isteniyordu. Bizim o dönem konularımızı hatırlıyorum. En önemli konulardan biri küreselleşmeydi. İşte globalization diyordu. Anlatıyorduk. Şimdi küreselleşme artık dalga geçilen bir kavram haline geldi. Yani biz o dönemde dikkat ederseniz işte Facebook, Instagram, Twitter yeni yeni çıkan şeylerdi. Yani bu kadar etkin olabileceğini, internetten satışın bu kadar etkin olabileceğini o zaman düşünmüyorduk. Ve bize sanki uzak gelecekte işte küreselleşmenin ciddi boyutta ülkemizi etkileyeceğini düşünüyorduk. Ama şimdi geldiğimizde artık o küreselleşmenin ilk boyutu, yani işte Kolombiya'da yaşanan bir iç hareketliliğin aynı dakikalarda bizim gözümüzün önüne gelebileceği bizim için artık mümkün. Aynen. Hemen görebiliyoruz. Aynen. Şimdi ikinci periyot, işte kripto para dediğim gibi 2008'de ortaya konmuş bir süreç ama işte online sisteme geçiş, yani tamamen online sisteme geçiş yaptık. Hani bunu mahkemelerde bile görmeye başladık. Her duruşma sistemi, her yerde. Yani biz toplantı yaptık dün. Bir uygulama üzerinden Türkiye'nin belli noktalarındaki işte şirket yetkilileri toplantıya katıldı. Yani biz de buradan katıldık. Maliyet de en aza inmiş olduk farkındaysanız. Tabii mesela hem maliyet aza indi ama insanlar hani birbirine daha bağlı hale geldi. Yani şey iletişimi daha bağlı hale geldi. Aynen. Hani kripto paralar tabii bu sistem içerisinde hani pandemiyle ilişkilendirilebilecek boyutu benim gözlemlediğim, insanlar evde otururken ilk işte borsayla para kazanmaya başladı oturduğu yerden. Evet. Sonra borsadan çıkıp işte kripto paralara girdi. Yine oturduğu yerden para kazanmaya başladı ve işte çevresinde para kazandığını gördüğü insanların ve kendisi de girmeye başladı. Yani bir aslında histeri gibiydi toplumsal. Evet. Çünkü para kazanan var, ben de gireyim, yattığım yerden para kazanırım. Sabah uyanıyor aslında işte dün 50 bin lira yatırmış, bugün 100 bin lira olmuş. Yani böyle bir histeri benim gördüğüm. Ya bunun düşüşü de tabii böyle olabiliyor. Yani geçtiğimiz haftalarda diyelim, hatta belki ay bile oldu mu olmadı mı bilemiyorum ama mesela Bitcoin'in çok ciddi bir düşüşü söz konusu. Tabii intiharlar oldu. İnsanları batırdı yani. Tabii intiharlar oldu, gördük, takip ettik. Hani dediğim gibi bu yani bir histeri, yatırım aracı olarak görmek hani kısa vadede çok yanlış, zararlı bir düşünce. Uzun vadede olabilir. Uzun vadede yani iyi bir yatırım aracı olabilir. Evet. Ama kısa vadede insanları bunalıma sokmaktan, işte
intihara sürüklemekten başka bence bir amacı olmayacak. Evet. Pekala, bazı insanlar da mesela bütün işini gücünü bırakıp bu işe odaklanıp işte bir şey var ya, sistem var ya bunların, hani o haritalar var, grafik, hı hı. İşte bir iniyor bir çıkıyor, dalgalı bilmem neli falan, karman çorman, ben gördüm birçok arkadaşım artık kullanıyor bu sistemi. Yani mesela orayı bir de şeydi, hani grafik okuyabilmek, grafiğe bakabilmek, anlayabilmek durumu söz konusu. Mesela bunu herkes yapabilir mi? Bunun bir eğitimi vesaire var mı? Finans okuryazarlığı geliştirilebilirse bu grafik okunma imkanı yüksek. Hı hı. Ama hani dediğim gibi finans araçlarının bu yani ciddi dalgalanmaları hani 100 yıldır insanların ciddi bir sorunu. Yani büyük buhrandan bu yana işte yaşanan işte Wall Street krizleri, 2008 piyasa krizi vesaire aslında öngörülemeyecek şeylerin de bu grafiklere etki ettiğini gösterdi. Hani 2008'de dikkat ederseniz işte kapitalizmin sonu manşetlere atılmıştı. Yani çünkü dışarıdan hiç beklenmedik müdahalelerle o grafiğin seyri tamamen değişebiliyordu. Ama bu tabii ki hani tamamen işte bizim kontrolümüzde olmadığı anlamına gelmez. Bizim kontrolümüzde olacak, ileriyi öngörebilecek okuryazarlığın verilmesi lazım. Yani tabii benim konum değil ama finansal okuryazarlığın öğretilmesi özellikle yeni nesillere ileride karşılaşacakları problemlerin bir nebze önüne geçmeyi amaçlar. Yani şu an tam zamanı o zaman. Mesela üniversiteye hazırlanan, üniversite öğrencisi tabii. olmak isteyip de hangi bölümü tercih etmesi gerektiği konusunda tereddüt olan öğrencilere de buradan tavsiyede olabilir aslında. Doğru tabii mu? Tabii ki. Yani şu anda yani işte 2 sene önce kod yazmanın çok aynen. revaçta olduğu bir dönemde, şu anda finansal okuryazarlığın çok revaçta olduğu bir dönem Evet, yaşanabilir. evet, evet. Hani öğrenmek de gerekir bence. Kesinlikle. Pekala efendim, bunları söyledik. Geleceğin dünyasını nasıl etkileyecek? Aslında buna kısa kısa değindik ama böyle detaylı şeylere örnek verecek olursanız, yani geleceğin dünyasında mesela neler olabilir bu kripto paralarla? Yani her şeyi, bununla evi, arabayı, devletlerin birbiriyle borçlarını ödemesini vesaire, ne bileyim, her şeyi bunda nasıl kıyaslayacak? Yalçın Bey, dediğim gibi artık paranın yerine bu kripto para dediğimiz kodlar geçecek. Yani bunu artık herkes öngörebiliyor. Yani çünkü işte Amerika Hazine Bakanlığı açıklama yapıyor. İşte Çin kendi elektronik para diyorum, çok özür dilerim. Kripto parasını çıkarmak için adımlar atmaya başladı. Birçok ülke kendi merkez bankası içerisinde yeni birimler kurdu. Kripto para merkezleri kurdu. Türkiye'de Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Kendi yerli paramızı, kripto paramızı çıkartacağız dedi. Şimdi bir değişim var. Buna devletler şey yapamaz, set koyamayacaklar. Bunun farkındalar. Şimdi bu seti koymaktansa bu sisteme kendilerini adapte edip menfaatleri noktasına hareket edeceklerini artık gözlemleyebiliyoruz. Yani yok olup gidecek bir sistem değil bu. Hı hı. İleride işte dolarla işte yani örnek veriyorum, 1800 yıllarda işte dolarla veya işte Türk lirası kavramının olmadığı bir dönemden bahsedelim. TL ile ne alınabilir veya dolarla ne alınabilir diye öngöremezdi kimse. Ama şimdi dolarla her şey alabilirsiniz. TL ile her şey alabilirsiniz. Yani paranın satın alabildiği her şeyi alabilirsiniz. Ama ileride kripto paralarla bir şeyler satın alınabilir mi? Şüphesiz alınacak. Yani bir değer, şu anda ben size bir Bitcoin verdiğimde siz onun değersiz olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Yani söylemeyiz. Yani ben size işte soğuk cam verdiğimde, bu sizin olsun veya size aktarım yapacağım dediğimde, siz bunun şu anda not almıştım, 3 sabah 320 bin lira civarındaydı bir Bitcoin. Yani 320 bin lira olduğunu biliyor, yani ona o değeri atfettiniz. Dolayısıyla ileride de satıcılar, yani üreticiler ya da takasçılar bunun bir değeri olduğunu gayet iyi bilecek. Evet. Peki efendim, şimdi bazı vatandaşlar özellikle şu dönemde, şimdi geleceği konuştuk. Gelecekte böyle şeyler, yani hayatımızın artık her alanına girebilecek. Hatta şunu da söyleyeyim ben, aklıma gelmişken. Zaten biz kripto parayı aslında kullanıyoruz. Yani mesela cebimize baktığımızda belki hani o somut para yok. Hepimizin işte kredi kartında, doğum efendim hesap kartında, cep telefonundaki cep hesabında vesaire, herkes buradan işlemini yapıyor. Evet. Hatta işlem yaparken, ödeme yaparken direkt gönderiyoruz ya da gösterip direkt yapabiliyoruz, evet. Vesaire. Artık bu sistemi zaten kullanıyoruz. Alt yapısı biraz mevcut, da, evet. Aynen, biraz daha farklısı. Ama şöyle, işte dedik ya mesela bu durum para kazandırıyor diye. Bazı vatandaşlar şöyle para kazanmaya çalışıyor. Mesela diyor ki ben diyor girelim
işte Bitcoin'i alırım ya da altcoin neyse vesaire. İşte şu kadar girerim, işte şu kadarken çıkarım, 300 lira kar ederim, günlük bana yeter gibi böyle düşünen çok insan var. Ya da 1000 lira kar ederim günlük, işte bir günde 1000 lira kazandım, ne oldu, ne güzel diye düşünen çok insan var. Bu konuda tavsiyeniz nedir? Ya da böyle düşünmek yani, doğru mu? Doğru. Yani bunda finans üzerinden para kazanmak mümkün. Dediğim gibi kripto parayı günah keçisi ilan etmenin de bir manası yok, toplum için söylüyorum. Aynı şey borsada da oluyor. Bugün dolar alım satımı veya döviz alım satımında da aynı şey yapılabiliyor. Evet. Altın yatırımı yapıp yine aynı şekilde günlük kazancı da hedeflenebiliyor. Dolayısıyla bu da mümkün. Yani bunda herhangi bir sakınca yok. Sadece bizim buradaki şeyimiz altının nasıl işte düzenlendiği veya dövizin nasıl alım satılacağı düzenlendiği belli. Veya borsanın da işte SPK kanunları belli. İşte hangi borsaların işlem yapacağı belli. Firmaların nasıl borsaya gireceği belli. Bunlarda bir düzenleme var. Yani biz bu düzenlemelerin kripto paralar üzerine de uygulanabilmesi, yani yatırımcıların korunabilmesi açısından önem atfediyor. Hani bunu yapanlar, dediğim gibi kısa vadeli yatırımcılar yapılabilir, mantıklı. Yani şey olarak söylüyorum, finans sistemi içerisinde artık bu var ama güvenli değil. Bunu güvenli hale getirebilirsek borsadan, döviz alım satımından veya altın alım satımından, gümüş alım satımından, yani insanlar demir bile alıyor. Yani hiç alakası olmadan demir alıyor. Demiri borsada, yani demir borsasına parası bağlı bekliyor. Aynen, evet. Şimdi aynı mantıkta bu. Aynen. Ama dediğim gibi kripto paraların, yani alım satım özellikle platformlarında şu anda bir regülasyon olmaması maalesef güvenli bir liman olmaktan uzak. Evet. Peki ya yine ona denk gelecek olursak mesela dedik ya Türkiye bu konuda Bitcoin'i en çok kullanan ülkelerin başında giriyor. Şu anda Türkiye bununla alakalı yatırımlar ya da bunu tedavüle koyabilirse bununla alakalı ülke ekonomisini nasıl etkiler? Şimdi Yalçın Bey, öncelikle tabii şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Bitcoin'e kaçışlar hangi ülkelerde var? Birincisi Nijerya, ikincisi Türkiye. Yani şimdi parasının değer kaybetmediği, enflasyona galip gelme, yani mağlup olmadığı ülkelerde şu anda Bitcoin'e ciddi bir aslında rağbet yok. Yani çünkü parası zaten koruyor onu. Ama bizim gibi ülkelerde sürekli paranın değer kaybetmesi, alım gücünün düşmesi sebebiyle şu anda Bitcoin'e bir yöneliş var. Yani bu yöneliş aslında finans piyasasındaki uzmanlıktan değil, parasının değer kaybetmesinden dolayı hızlı işlem yapabiliyor, Bitcoin'e giriyor. Biraz da tabii popüler halde. Şimdi Türkiye bunda aslında ciddi bir önünde fırsat var. Hani tabii bu fırsatı nasıl değerlendireceği önemli. Çünkü hukuki güvenliğinin olduğu, yani bu yatırımlara güvenliğin olduğu ülkelere dışarıdan yatırımcılar girecek. Örnek veriyorum, üçüncü bir işte Tosun Bank vakası yaşandığında bu ülkenin yatırımcısı kendi ülkesi üzerindeki alım satım platformunu değil, başka ülkedeki alım satım platformlarını tercih edecek. Ama o ülkelerde regülasyonun olmaması, Türkiye'de olması demek, o ülkelerdeki dövizin Türkiye'ye girmesi demek. Bu da ne olacak? Biriken dövizle birlikte piyasaya kredi sunulması, birazcık daha hani imkanların artması, yatırımcıların Türkiye'ye gelmesini sağlayabilir. Yani bu sistemi ilk kullanan en karlı olacak, doğru Tabii. mu? Tabii. Yani şu anda Asya ülkeleri bakın kullanmaya başladı. Çünkü Asya ülkeleri gerçekten şu son 20 yılda değişime çok açık ülkeler. Yani Uzak Doğu ülkeleri. Hemen düzenlemelerini yaptı, hemen sistemini kurdu ve kendine yatırımcı beklemeye başladı. Şimdi Türkiye'de ciddi bir yatırımcı potansiyeli var. Yerli yatırımcı da var. Hani bu düzenin hızlı, yani düzenlemenin hızlı bir şekilde yapılmasıyla birlikte bu kaynaklar yeniden, yani alım satım platformları kripto bank şeklinde yine iç piyasaya girecek. Yani turizmden yılda 10 milyar dolar kar ettiğini söyleyen bir ülkenin, örnek veriyorum, yılda 200 milyar dolar sadece bu sistemden para kazanabileceği öngörüleri var. Yani ciddi büyük yatırımlar. Evet, aynen. Yani efendim mesela Türkiye'de Bitcoin ya da diğer coinler diyelim, hep Bitcoin diyoruz, kullanılmaya başladığında Bitcoin'i olan ya da diğer coinleri olan insanlar, yurt dışından turistler gelip mesela bu konuda Türkiye'yi tercih edebilecek, doğru mu? Tabii ki. Aynen, bu daha büyük bir katkı olacak. Pekala, size bu konuda şimdi mesela davalar falan geliyor mu? Bu
konuyla alakalı şu anda herhangi bir davayla karşılaşmadık. Hı hı. Ama biraz gündemi takip ettiğimizde kripto paraların, yani bu alım satım platformlarında yaşanan belli haciz vakalarıyla karşılaştık. Şimdi alım satım platformlarında kişinin kendi hesabı var. Yani aslında hesap bilgilerinizi, işte kimliğinizi ve kendinizin resmini göndererek açıyorsunuz. Hı hı. Şimdi burada kayıtlı bir sistem var. İcra dairesinin müzekkere yazmasıyla bu merkezde sizin hesabınız üzerinde bir haciz işlemi tesis edilebiliyor. Edildi de. Hatta yakın zamanda, bir hafta iki hafta önce İcra Hukuk Mahkemesi muhtemelen itiraz edildi bu icranın yapılamayacağı, hacizin yapılamayacağına dair. İcra Hukuk Mahkemesi hacizin yapılabileceğine dair bir karar verdi. Tabii burada yine sorun var. Nasıl? Şimdi yani icra vasıtasıyla kişinin, yani örnek veriyorum, para dahi bulsanız icra dairesine gelmeden o paranın size geçmesi mümkün değil. Yani hacizle alınmışsa. İşte hacizle arabanız haciz edilmişse bu aracın size teslimi mümkün değil. Ya borcun ihaleye çıkıp borcunuza karşılık alırsınız ya da araç satılır, size parası ödenir. Şimdi hesaba bloke konuldu, tamam, haciz edilecek. Ne haciz edilecek? Ortada somut bir şey yok. Velev ki haciz edildi. Hangi kurdan, yani hangi raişten nasıl satılacak? Örnek veriyorum, siz o süreçte, o yani ilk hacizi koyduğunuz anda paranın tamamını alabilecekken, atıyorum o bürokrasi yüzünden ya da o prosedür yüzünden 10 gün sonra alacaksınız ya da 20 gün sonra alacaksınız paranızı. Tepe taklak olabilir veya çok artmış olabilir. Yani ihalenin yapıldığı anda bile iki katına çıkmış olabilir. Aynen. Şimdi bunu nasıl önüne geçilecek? Bu nasıl çözülecek? Kimse bilmiyor. Evet. Yani tamam, karar verildi ama icra dairesi bunu nasıl satışa çıkartacak? Yani o hesabı. Evet. Teslim etmiyorum dediğinde ne yapabilecek? Peki, onu da ne oldu bilmiyorsun. O icra ile alakalı var mı bir? Yok, şu anda icra, muhtemelen icra hukuk mahkemesinin böyle bir kararı var. Arkadaşlar sanırım uğraşıyorlar hani haciz edebilmek için, ama teknik manada dediğim gibi devletlerin bile müdahale edemediği bir alan. Yani o kriptoyu siz alıp bir yerden bir yere kişinin rızası olmadan nakletmeniz de mümkün değil. Ha, burada alım satım platformlarında yetki var, yetki olabilir. Bu yetkiyi kullanarak, ama işte burada yine hukuki itilafa neden olacak. Çünkü kişiler arasında bir sözleşme var. Yani ben size güvenerek şifremi verdim. Kimsenin müdahale etmeyeceğini bilerek verdim. Ama sizin üzerinizde hesapta işte haciz uygulandı. Siz o hacizle beraber o parayı, yani kripto parayı o anda işte TL'ye veya dolara çevirip icra dairesinin hesabına nasıl göndereceksiniz? Bu da sorun. Evet. Yani birçok sorun var aslında iç içe. Evet. Hani nasıl yapılabileceği şu anda kimsenin bence bildiği bir konu değil. Bir düzenleme olduktan sonra bunlar, tabii, daha bu düzenleme konuşur. Hani şöyle bir hukuk düzeni şeklinde, yani hukuk düzenlemesi şeklinde hangi kurdan satılacağı belirlenebilir. Veya işte yani icra daireleri kripto para da kabul edebilir. Yani bu da önemli. Şimdi der ki, hani burada atıyorum 0.2 bitcoin var. Biz bu 0.2 bitcoin icra dairesine geldi. İcra dairesi, yani o andaki 0.2 sizin borcunuzu karşılıyorsa, size açılan bir bitcoin hesabıyla ya da sizin bir cüzdanınıza da bu aktarım yapılabilir. Hani dediğim gibi düzenleme çok varyasyonla düşünülecek. Uzun mesailer ve çabalarla aslında bir şey üretilebilecek bir düzenleme. Evet. Bunda bekleniyor tabii. Tabii. Bunu da merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Pekala, son olarak kişiler, mesela ben Yalçın Yoldaş olarak efendim telefon coin oluşturabiliyor muyum? Her isteyen bu sistemi oluşturabiliyor mu? Tabii. Şu anda bu herkese açık bir zincir. Yani açık kaynak dediğimiz, daha önce de hani örnek veriyorum, Tesla nasıl araçlarını üretip açık hani kodlarını açıp isteyen kişi bundan yararlanabilir dediyse, Bitcoin'de açık bir zincir. Yani blok zincir herkese açık. Hmm. Kendi bu zinciri altyapı olarak kullanarak kendi kripto paranıza çıkarabilirsiniz. Hmm. Yani buna kimin değer atfedeceği önemli. Yani siz çıkardığınız değersiz de olabilir. Bunun mesela bir maliyeti falan vesaire var mı? Ya o teknik boyutları, hmm, hani yazılım sal boyutlarını tam bilmiyorum. Yani neye ihtiyaçları var? Yani tabii az çok hani hangi işletim sistemlerine, hangi kartlara sahip olduğunu biliyoruz, ama hani tabii bunu yapacak
insan yani kafası. Evet evet kesinlikle. Yani bu da mümkün doğru mu efendim? Tabii mümkün yani isteyen evet. yapabilir. Pekala. Efendim çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok önemli konulara çok detaylı bir şekilde değinmiş olduk. Bayağı da sürdü. Çünkü çok merak edilen çok yeni bir konu. O yüzden de merakımızı gidermeye çalıştık. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak vatandaşlara falan tavsiyeniz neler söylersiniz efendim? Ya şimdi Yalçın Bey ben bu konuda birazcık açıkçası yenilikçi bir adamım. Çok gelenekselci değilim. Kripto paralarla ilgili çok ciddi hani şüpheler var. Dediğim gibi bazı işte insanlık tarihini anlatacak kitapları böyle hikaye eder şekilde okurlarsa kripto paranın nasıl bir soyut algısı olduğunu anlayabilirler. İşte kripto paralar işte kara para aklamada veya suç örgütleri, terör örgütleri kullanılıyor gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Şu anda yapılan bir araştırma var. Dolar 800 kat daha fazla kullanılıyor kripto paradan. Hı hı. Yani dolayısıyla böyle bir algının gerçekliği yok. Yani herkes kullanıyor bunu. İşte yani suç örgütleri işte kripto paralardan 800 kat fazla kullanıyor diye biz dolar almaktan vazgeçmiyoruz. Kripto paralar geleceğin paraları ama kısa vadede al sat insana yani insanlarımıza zarar verebilecek boyutta. Uzun vadeli yatırımlarda kripto para gerçekten kabul edilebilir bir yatırım aracı. Tabii bu şeyde yani bu minvalde Türk devletinin de özellikle kripto paralarla alakalı bir hukuk düzenlemesine ihtiyacımız olduğu biliniyor. Vakit kaybetmeden de şu anda cidden öndeyiz yani Avrupa'nın da önündeyiz. Bu kripto paralarla alakalı düzenlemelerde başladık. Bir an önce hukuk düzenlemelerinin yapılarak bu işi güvenli hale getirilmesi elzem. Vatandaşlarımız da yapacakları büyük kripto para alışverişlerinde bu düzenlemeyi beklemelerini tavsiye ediyorum. Bu düzenleme oturduktan sonra bir nebze kendi güvenliklerini de, finansal güvenliklerini de sağlayacaklar. Dolayısıyla bir noktada biraz beklemenin de faydası var. Pekala. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bir gündem özel programının daha sonuna geldik. Kripto parayı ve kripto parayla alakalı merak edilen tüm detayları konuşmaya çalıştık. Özellikle nedir kripto paralar, ne kadar güvenilirler, geleceği noktasında kripto paraların neler olacak tüm detaylarına konuşmaya değerlendirmeye çalıştık. Avukat Muammer Uçan bizlerle birlikteydi. Gerçekten önemli konulara değindi. Güvenli mi kripto paralar, bundan sonra ne olacak, insanları nasıl etkileyecek, bizleri gerçekten düşünüldüğü gibi kar elde ettirebilecek mi detaylarına değinmiş olduk. Sayın Uçan'a ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.